Gelinlerin şatlı telaşı. Yüzü ne yapıyorsun? Tatlım, biliyorsun ki yeni evlenmiş bir gelin olarak ben şimdi hayal alemimde arkadaşlarımı ilk defa yeni evlendiğim evde parti yapmaya davet ediyorum ve o yüzden bir sunum yapıyorum. Gerçek bir yeni gelin sunum. Gördüğün gibi kendimi de süsledim. Şimdi tabaklarımı da süslüyorum. Firuze şu an çok tedirgin olmaya başladım. Telaş içerisindeyim. Şatlı bir telaşım var. Şimdi bu videoda yeni gelin arkadaşlara bu işi nasıl yapacaklarını gösteriyorum. O yüzden de tamamen her şeyimle hazırım buna. Gelinlerin şatlı telaşı o zaman. Evet, gelinlerin şatlı telaşı. İnanılmaz bir şat yapacağız. Tabii ki bir barmen olarak sana çok ihtiyacım var. Ben sunumları hazırladım. Sen de bana şatı yapacaksın. Şey gibi düşünebiliriz. Böyle çok varlıklı biriyle evlenmişim. Sonra kendime barmen tutmuşum. Evde hep barmen varmış. Bana kokteyl yapıyormuş. Arkadaşlar bunlar hayal ürünü işte. Ama bir dakika, ben çünkü evde nasıl istiyorum biliyorsun? Barmenlerimi de süslü istiyorum. Sen de telaş içindesin. Tüyden boynuzlar yemiş gibi. Ben ama şey gibi yapmıyoruz. Yememişsin gibi yapıyoruz. Sen kokteyller yapacaksın, arkadaşlarım gelecek, şatlayacağız. Tamam. Hadi anlat. Çok içecek misiniz? Ona göre bir şeyler yapacağım. Kararında içeceğiz. Şimdi biz çok bilinçli kızlarız. Biz her zaman kararında içeriz. Çünkü yeni gelinler nerede oturması, nerede kalkması, nerede içmesi gerektiğini çok iyi bilirler. Bu videoyu açacağız, bu günleri anacağız. O zaman öyle bir kokteyl yapalım ki görüntüde çok basit olsun ama arkasına, içeriğine baktığın zaman çok uğraşılmış gibi görünsün. Tamam. Burada bizim meyve toplarımız var. Sen daha önce bunları gördün mü? Ben bunlara bayılıyorum. Bu şey bubble tea yapılan şeyler değil gibi, mi? Evet. Küçük meyve topları. Bubble tea de yapılıyor. Bu meyvenin aslında yoğunlaştırılmış hali. Meyve suyunu alıyorsun. Sodyum alginat ve sodyum klorür ile beraber yoğunlaştırıp çok aslında uğraştırıcı bir şey. Moleküler miksolojiye giriyor bu iş. Ama şu an sana ben hazırını getirdim. Hiç uğraşma diye. İnternetten aldık bunu. Evet. Görüntüde. Harika. Ve şeyde içerik olarak çok uğraşılmış gibi ama Bircan kardeşim her şeyi çözdü. Sen harika bir barmensin. O passion fruitlu, bu yaban mersini. Ben yeni gelin olarak herkesi çatır çatır çatlatırım bu şatlarda. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şatın dibine onları koyuyoruz. Şatı attıktan sonra ağzında passion'ını istiyorsan passion patlıyor. Yaban mersini istiyorsan yaban mersini galiba patlıyor. Galiba bir gözyaşı süzüldü şu an yanağımda. Mutluluktan. Çok mu duygulandın? Ya. Çok onu yaban mersini yapalım. Tamam. Bu biraz şey... daha koy ya. Hı. Şeyden de bir şey diyeceğim. Bunu bir tanesine karışık yapalım mı? Tadı yapalım. Kötü mü olur? Yok. Hiç şey alalım. Bunun o zaman yarısını yaban mersini koyuyoruz. Yarısını da passion koy. Bunun üstüne. Bir yeni gelin evinde bir mum renkli, cıvıltılı ve orijinal her türlü ekipman bulunur. İnandım ya, tamam. Bir tane bundan. Şimdi bak, bu çift renk. Hı hı. Bunu mesela böyle iki tane bundan ki ayırt edilsin diye. Ya süslemeyen de konsepti daha da sadeleştirerek yapsın. Şimdi yani şey biz yeni gelinlerimizi niye rencide ediyoruz? Sonuçta dantel işlemesi de yapmadık. Şu içeriği saymazsak, şu sunum tepsisini saymazsak bence bu arada gayet güzel görünüyor. Tamam, sunum tepsisi de gösterelim. Sadece sunum sevmeyenler için. Bakın ne kadar renksiz ve sıkıcı. Bu ışıltılı ayağı sen mi seçtin Firuze ya? Ne kadar renksiz ve sıkıcı ama şimdi bir de şu tepsinin içinde bakın. Sen benim kafamdakileri aldın mı? Hala onlar kafamda, ben unuttum onları ya. Kafanda değil aldım ben onları. Nasıl? Bircan sen sunsana Allah aşkına. Ben sunayım. Çünkü barmen olarak getirmişsin, bir de bize sunuyorsun. Arkadaşlarım gelsin madem öyle. Gelsin. Ya misafirlerin gelsin bari. Kızlar gelin ya, at uzakta sunu, kalmayın. Sunumunu lütfen sen yapar mısın yoksa ben mi yapayım? Zahmet olmasın sana. Şimdi sana ayıp olmazsa ben sunum yaparsam şimdi şey tamam, gibi olur. Tamam. Ben yapayım o zaman. Hayatıma böyle girsin. Birer şat alın, alın alın birer şat alın. Lütfen. Teşekkür ederim. Harika görünüyorlar. Yani sizin evde her zaman yiyip bulabileceğiniz şeyler değil tabii. O yüzden doya doya yiyin. Çok nazik.
Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Evimi gördünüz. Arada güzel ev görmek isterseniz yine gelin. Tabii, mutlaka. Olur. Hadi görüşürüz yanım. Hazırlıksız yakalandım sunumu muydu bu? Hı hı. Biz hep böyleyiz zaten evde. Ne alakası var? Sizin gelmenizle hiç alakası yok. O zaman ben gideyim, beyimi karşılayayım. Geliyormuş, onu bununla karşılayayım. Lütfen. Çok teşekkür ederim emeklerin için. Estağfurullah. Ben de etrafı falan toparlar, çekilirim ayak altına. Aynen, lütfen. Çünkü ben çok insan görmeyi sevmiyorum. Vay arkadaş ya. Yalnız o tekilalar bedava değil de yani.